Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Twitter'ın CEO'su ve kurucusu Jack'i hepiniz bilirsiniz. Bu adamın sadece sosyal medya konusunda değil, Cash App gibi, Square gibi Amerika'da finans konusunda çok büyük ve borsaya açık şirketlerin de kurucusu ve yöneticisi CEO'su olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu Jack denilen ünlü girişimcinin az önce sadece birkaç saat önce bir tweetini size gösteriyorum. Kendisi demiş ki "Hyperinflation is going to change everything, it's happening." Yani diyor ki hiper enflasyon her şeyi değiştirecek ve bu gerçekleşiyor. It's happening, it's happening. Yani arkadaşlar artık Amerika'yı da diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeleri de hiper enflasyon denilen bela vurmak üzere ve bunun sebebi son bir yılda korona ile mücadele adına dünyadaki ülkelerin merkez bankalarının bastığı çılgınlar gibi paralar neden olacak. İşte burada kendimizi nasıl sağlam alabiliriz ve Türkiye'yi neler bekliyor? Türkiye bu hafta neler yaşadı? Bu konuda da nasıl ipuçları veriyor? Birazcık ona değineceğim. Takipte kalın. Beyler, bu hafta sadece bir haftada Türkiye neler yaşamış bir göz atalım mı? Kara para aklama ve terör finansmanı konusunda risk içeren ülkeler listesinde gri listeye sokulduk. Yani artık dünyadaki finans ve dünyadaki kara parayla, uyuşturucu ile terörizmle mücadele eden kurumlar Türkiye'ye şüpheyle bakıyor. Sonrasında halk davası daha cuma günü yani dün tekrardan Amerikan mahkemeleri konusunda dosyası açıldı ve yargılanabileceğine karar verildi. Halkbank davası önümüze geliyor. Kaç milyar dolar ceza kesecekleri belli değil. Sonrasında vatansever iş adamı diye Türkiye'de reklamı yapan ve Türkiye'de hükümeti, yöneticileri, bürokrasiyi çok rezil duruma sokan, hala Türkiye'nin yüzleşmediği, bana göre hain, Türkiye'de bazı insanlara göre vatansever iş adamı Reza Zarrab'ın itirafçı olduktan sonra Miami'de at çiftliği işlettiği ortaya çıktı. Acayip görüntüler, büyük rezillik. Sonrasında KKTC'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi rezillikler ve ifşalar ortaya çıktı. Çok garip videolar. Başbakanı zannederim istifa etti. Orada Sedat Peker'in de bir parmağı olduğu ortada. Türkiye'nin en büyük mafyası ilginç ifşalar yapıyor. Sonrasında absürt faiz kararıyla Türkiye'deki faizler %16'ya düşürüldü. 200 puan indirildi. Ve sonrasında arkadaşlar dolar 9,6 TL'nin üzerine çıktı. İnanılmaz bir enflasyon, inanılmaz bir Türk lirasında çöküşle karşılaştık. Devamı da var, bitmedi. Devamında TÜKVA'nın çok ilginç listeleri ortaya çıktı. Devamında TÜKVA'nın ve diğer ilginç bu tür benzer kurumların Türkiye'deki her vatandaşın kimlik bilgisine ilginç bir uygulamayla erişebildiği ortaya çıktı. Ve buna benzer olaylar Türkiye'de hükümetin artık olayı tamamen koparttığının, olaydan ve gerçeklerden tamamen koptuğunun, Türkiye'de hukukun, sistemin artık tıkır tıkır işlemediğinin ve Jack'in uyardığı gibi hiper enflasyona hiçbir hazırlığımız, kurumsal hazırlığımız olmadığının ifşası. Arkadaşlar Türkiye'de şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 37 milyar dolarda. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki borsadaki şirketler tarihinin en ucuz durumunda. Daha geçen gün yaptığımız canlı yayında bunu açıklamıştım. 2013 yılında gelişmekte olan ülkeler indeksinde %2,2 yer kaplarken Türkiye marketi 2021 yılında sadece %0,2 yer kaplayacak duruma düştük. Bu inanılmaz bir durum arkadaşlar. Macaristan'ın bile arkasına düşmüş durumdayız ve bu Türkiye'deki ekonominin ne kadar daraldığını, ne kadar küçüldüğünü gösteriyor. Değil mi Beri? Yani Beri bile buradan Amerika'dan bu olayları izlediğinde şok geçiriyor ve bu Türkiye'dekilerin hali ne olacak? Bu gelen hiper enflasyona nasıl hazırlıklar yapacaklar? Bu durumda ne yapacaklar diye şok bir şekilde ortalığa bakıyor. Bakın arkadaşlar, Amerika'nın özellikle 1929 yılında hiper enflasyonla karşılaştığında büyük çöküş öncesi neler yaşadığını iyi inceleyin, okuyun. Venezuela'nın son 10 yılda neler yaşadığını iyi inceleyin, okuyun. Almanya'nın neler yaşadığını 1. Dünya Savaşı'ndan sonra iyi inceleyin, okuyun.
Türkiye'nin artık doları, dövizi tutacak hiçbir emergency subabı kalmadı. Artık Türkiye'deki Türk lirasındaki düşüş resmen free falling, yani serbest düşüş. Geçen gün Sabah gazetesinden bir tane köşe yazarı, ekonomi köşe yazarı ki Sabah gazetesini bilirsiniz sürekli hükümeti övmekle sorumlu bir yapısı var. Sürekli hükümetin yanlışlarını bile süper bir şeymiş gibi övmeleri gerekiyor. Orada bir köşe yazarı şunu yazdı. Türkiye'nin işi artık Nasrettin Hoca gibi göle maya çalmaya benziyor. Ya tutarsa diyor, ya da diyor başka bir ihtimal diyor Katar'dan bir para gelecek diyor. Yani aslına bakarsanız şunu söylüyor. Türkiye'nin doğru düzgün hiçbir şansı yok. Artık Türkiye'de Türk hükümetinin önlem alacağı, insanların fakirleşmesini durduracağı hiçbir çözümü yok. Ve bu yüzden halk aynı korona virüsünde nasıl bir sene boyunca çaresiz ve sebepsiz kaldı, korona virüsünde nasıl esnaf hiçbir destek almadan başıboş bırakıldı, aynı hiper enflasyon sürecinde de benzer şeyleri yaşayacağız. Ve bana öyle geliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün yine sosyal medya ile alakalı bir açıklama yaptı ve sosyal medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu açıkladı. Yani sosyal medyaya gelecek sansür kendini gösteriyor. Muhtemelen sansür gelecek ve artık sosyal medyada da istediğiniz her şeye erişemeyeceksiniz. Bu tür bilgileri bu kadar kolay göremeyeceksiniz ve resmi devlet kanalları izlemekten başka veya devletin açacağı sosyal medya sitelerine girmekten başka çareniz kalmayacak. Tabii ki insanlar bunu bir şekilde VPN'lerle falan hacklemenin yönünü bulacaklar. Ama bu şunu gösteriyor. Hükümet arkadaşlar baskıyı arttıracak gelen dalgadan dolayı. Gelen dalganın çok iyi farkındalar. Aralık ayında Türkiye'nin borçlarını ödeme olaylarıyla yüzleştikten sonra, daha fazla da borç bulamadıktan sonra, özellikle faizlerin daha da artması süreci Amerika'da başladıktan sonra bu işin ipin ucunu tutamayacaklarının farkında arkadaşlar. Burada vatandaş olarak, Türk milleti olarak kendi başımızdayız. Bunu kabullenmemiz lazım. Hükümetin zenginleri paralarını yurt dışına kaçırdılar. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Bu Panama belgelerinde olayın nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz. Kendiniz gördünüz. Kaçırıyorlar paralarını. Zenginler bir şekilde kendi yöntemlerini buldular. Bu süreçte kesinlikle borçlanmayın. Bundan sonra alacağınız maaş da daha da kötü duruma düşme ihtimali çok fazla. Şu anda 300 doların altına indik asgari ücrette. Bunun 200 dolara kadar düşme ihtimali çok fazla. Bu sadece Türk lirası olarak düşünmeyin. Bu sizin alım gücünüzün ne kadar düşeceğinin de göstergesi. Amerika'ya vuracak bir hiper enflasyon dalgasının Türkiye'nin borç bulmasını nasıl zorlaştıracağını, Türkiye'ye şu anda dünyadan gelen tepkiyi, finans kuruluşlarının Türkiye'ye güvenmediğini, terör destekleme ve kara para konusunda gri listeye alındığımızı ve bunların nasıl etki yapacağını çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Gerçeklerin farkına varmanız gerekiyor. Bakın, bugün bir Elon Musk tweet attı, tamam mı? Ben de altına cevap yazdım. Kendisi Apple CEO'su Tim Cook'un Bağdat Caddesi'nde açılan yeni Apple mağazası hakkında attığı tweet'in altına Apple'a böyle laf sokucu bir tweet atmış. Demiş ki insanlar gitsinler orada bez alsınlar bu Apple'ın yeni çıkarttığı bezden. Türkiye'de zannederim 200 TL'ye satılıyormuş. Amerika'da 16 dolar veya 20 dolar. Yani orada Apple'ın aslında inovasyon yapmadığını artık vurgulamaya çalışıyor. Ben de altını nazik bir şekilde dedim ki Why don't you invest in Turkey for Tesla production? Şimdi böyle olunca ben de altına gel Türkiye'ye yatırım yap, insanlar güzel, güzel bir otomotiv endüstrisi var, güzel bir üretim var deyince altına yaklaşık 150 tane yorum geldi. Yorumların %50'si Türklerden, %50'si yabancılardan geldi. Yabancıların çoğu şöyle eleştiriyor. Türkiye daha henüz yeni terör destekleme konusunda gri listeye alındı. Türkiye'ye kimse yatırım yapmaz. Türkiye önce hükümetini değiştirsin. Türkiye önce diktatörünü değiştirsin diye yorumlar yapıyor. Şu anda Türkiye ile alakalı herkesin imajı, yabancıların imajı, akıllarında oluşan imaj bu şekilde. Böyle bir Türkiye'ye ne yazık ki kimse yatırım yapmaz. Böyle bir Türkiye'ye ne yazık ki kimse finans kaynağı kolay kolay vermez.
Öyle ki tarihimizde ilk defa Türk yatırımcıları Türkiye'ye reel yatırım yerine yurt dışına reel yatırımı seçiyorlar ve tarihte ilk defa yurt dışına yapılan Türklerin yatırım yaptığı yatırımlar Türkiye'ye yaptıklarının önüne geçmiş durumda. Yani Türkler bile paralarını yurt dışına kaçırıyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Abi artık işin harbiden hükümeti savunacak konusunu geçtik. Hükümeti savunan arkadaşların akıllarını başlarına almalarını istiyorum. Sadece körü körüne bir hükümet savunulmaz abi. Sadece körü körüne bir ideoloji savunulmaz. Bize faydası var mı yok mu? Bunu bir eleştirmeniz, bunu bir sorgulamanız gerekiyor ki böyle olmadan, böyle insanları hapseder gibi şucu bucu sürekli terörist diye hitap ederek susturmaya çalıştıkça işte ülkeyi sadece birkaç yılda bu duruma soktunuz. Umarım bu insanların vicdanı kendilerine gelir. Umarım Türkiye'yi birazcık daha böyle daha iyi noktaya, daha soft power'a odaklanması konusunda, daha insancıl, daha humanist davranması konusunda birazcık ikna edebiliriz toplumu. Yoksa bu kadar sertlik, bu kadar problemin olduğu bir dünyada başımızı daha çok fazla belaya sokacak gibi duruyor. Evet sevgili dostlarım, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki aramızdaki samimiyet giderek artsın. Sevgiler, saygılar.